Mesela diyor ki adam Musevi'ler çocuk öldürdü. E kardeşim öldürenin yakasına yapış. Sen bütün İsrail'den nefret ediyorsun. Olur mu öyle şey? Mesela var burada da dangalaklar. Mesela çocuk çatışmada seken kurşunla şehit oluyor. Bütün diyor Türk polisi bunda suçludur. Başka? Hükümet suçludur. Başka? Bütün Türk milleti suçludur diyor. Ya şu kafa mı bu ya? Şu akıl mı? Seken kurşunla bir çocuk şehit oluyor. Müslüman bir insanın ciğerine ateş düşer. Asker polis ne kadar üzülüyor öyle bir şey olduğunda. Musevi düşmanlığı haramdır. Hristiyan düşmanlığı haramdır. Harama giriyorlar. Kur'an ayetlerine zıt, Allah'ın ayetlerine meydan okuyorsunuz. Allah'la savaşmaya kalkıyorsunuz. Kur'an'la savaşmaya kalkıyorsunuz. Ahirette bunun hesabını vereceksiniz. Yanlış yoldasınız. Bak ayetle uyardığım halde yapıyorsunuz. Allah Allah. Budist'ten katil olduğunda sen bütün Budistleri mi suçlayacaksın? Hangi katil varsa git onu suçla. Böyle bir kafa olur mu ya? Mesela Türkiye'den de katil çıkıyor. Bütün Türk milletini mi suçlayacaksın sen? Olur mu böyle bir mantık? Hayır öyle dangalaklar da var. Türk düşmanı oluyor. Evet. Mesela tarihte hata yapan Türkler oluyor. Adam o yüzden bütün Türk milletine düşman. Mesela Museviler lanetli diyor. Ya kardeşim lanetli. Sen Allah'ın adaletine karşı, Allah'ın büyüklüğüne karşı bir söz söylemiş oluyorsun. Allah bir kavmi lanetli yapar mı ya? Yani masum çocukları, hiçbir günahı olmayan insanları Allah lanetli yapar mı? Kim yapıyorsa o lanetli olur. Bu nasıl bir kafa ya? İsrail nefreti ibadet değil, günaha giriyorsun. Kur'an'a uygun değil. Allah'ın adaletine karşı da çirkin bir eylemde bulunuyorsunuz. Allah'ı insanlara yanlış tanıtıyorsunuz. Allah lanetli bir kavim yaratmaz. Allah'ı haşa zalim gibi göstermeye kalkıyorsunuz. Allah'ın rahmetine karşı mücadele veriyorsunuz. Allah'ın Rahman ve Rahim ismine karşı mücadele veriyorsunuz. Allah'ın demediğini Allah adına dedi diyorsunuz. Allah böyle bir şey demiyor. Düşmanlığınız yanlış. Günaha giriyorsunuz. Yani müthiş bir Yahudi nefreti gençlere empoze edilmiş. Bu yapılan anketlerde de bu görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı buna el koyması lazım. Ayetlerle, hadislerle açıklasın. Gençlik yanlış eğitilmiş. Yani aklı başında insan tabii çok ama fanatik ve vahşi bakan çok fazla insan var. Bu nefret orada kalmıyor. Hristiyan nefreti de var. Rum nefreti var, Rus nefreti var, Arap nefreti var, İran nefreti var, Pers, Fars diye adam nefret ediyor. Acem diyor, Acem. Yani sevdiği kimse yok. Hadi Yahudi'den nefret ediyor diyelim. Rum ondan da nefret ediyor, Rus ondan da, Arap ondan da. E kardeşim hiçbir sevdiğin yok. Ya bir hastalık bu, farkında değil misin? Allah şifa versin, Allah kalbini açsın, hastalanmışsın. İnşallah, evet. Bak sevdikleri hiç kimse yok, bu çok vahim. Hiçbir ülkeyi sevmiyor. Araplar hakkında zaten onlar bir sırtımızda vurur, kalleş onlar diyor, haşa. Rus, of, Moskov zaten diyor, acayip laflar ediyorlar. Yani çirkin çirkin sözler. Rum'a zaten demediğini bırakmıyor. Evet. Ermeni, o zaten doğranması gerekir diye düşünüyorlar. Evet. Ya kardeşim burada bir hastalık yok mu? Burada bir anormallik yok mu? Bütün Allah'ın kullarına düşman kesilmişsin ya. Hastalanmışsın. Aklını aç, kendine gel.